Merhaba sevgili gençler. Kimya Dersleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda periyodik özelliklerden metalik, ametalik aktifliği ayrıca oksit ve hidroksitlerin asitlik ve bazlık özelliğini inceleyeceğiz. Önce metalik ve ametalik özelliğe bir bakalım. Biliyoruz ki gençler metaller elektron verme eğilimi gösteren elementlerdir elektron vererek pozitif iyon yani katyon oluştururlar. Metaller değerlik katmanlarındaki değerlik elektronlarını verirler. Ametaller ise elektron alma eğilimi gösterdiklerinden dolayı değerlik elektronlarını daha doğrusu değerlik katmanlarındaki elektronlarını tamamlama eğilimine gidip kararlı hale geçerler. Metaller elektron vermeye A metaller ise elektron almaya yatkındır. Elementlerin ise tepkimeye girme eğilimine biz aktiflik deriz. Bu tanıma göre metallerin elektron verme yatkınlığına metalik aktiflik, A metallerin ise elektron alma yatkınlığına ise ametalik aktiflik deriz. Bu metalik ve ametalik aktifliğin periyodik sistemdeki değişimini inceleyecek olursak, periyodik cetvelde soldan sağa doğru ilerledikçe metalik aktiflik azalırken ametalik aktiflik artacaktır. Yukarıdan aşağı indiğimiz zaman ise metalik aktiflik artarken ametalik aktiflik azalır. Yani metalik ve ametalik aktiflik birbirinin zıttı yönde eğilim gösterirler. Hemen bir örneğimiz var ona bakalım. Periyodik cetvelin aynı baş grubunda bulunan ABC elementlerinin atom yarıçapları ilişkisi verilmiş bize. Buna göre ABC elementleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi Doğrudur diyor. Şimdi atom yarıçapları ilişkisi B büyüktür A, o da büyüktür C verilmiş. Atom yarıçapı periyodik sistemde soldan sağa doğru azalır. Yukarıdan aşağıya doğru artardı. Bu elementler aynı baş grupta ise biz bunların periyodik değişimine bakacağız. Yukarıdan aşağıya doğru artıyorsa ve sıralama B büyüktür A, A büyüktür C ise demek ki B en altta, onun üstünde A, onun üstünde de C var deriz. Sıralanışımız, elementlerimizin sistemdeki sıralanışı bu şekildedir. Şimdi ifadelerimize bakalım. Elementlerimiz metal ise metalik aktiflikleri B büyüktür A o da büyüktür C'dir diyor. Metalik aktiflik periyodik sistemde yukarıdan aşağıya ne oluyordu? artıyordu. Eğer bu şekilde ilerleme varsa o halde aktifliğimiz B büyüktür A a büyüktür C olması gerekir bize verilen ifade doğrudur. Eğer elementlerimiz ametal ise a metalik aktiflik nasıl ilerliyordu periyodik sistemde yukarıdan aşağıya doğru azalırdı. O halde ne olacak C büyüktür a o da büyüktür B olması gerekir baktığımızda bize verilen ifade. Doğrudur. Atom numarası en büyük olan olan element B'dir denmiş. Evet. Bu durumda periyodik sistemde periyotta baktığımızda en büyük atom numarası B'nin de diyoruz. Bu ifademiz de doğrudur. O halde bize verilen ifadelerimizden üçü de doğrudur. Aradığımız şık E şıkkıdır diyoruz. Evet, şimdi de oksit ve hidroksitlerin asitlik ve bazlığını inceleyeceğiz. Periyodik sistemde elementlerin asitlik ve bazlık özelliği oksit ve hidroksit bileşikleri ile incelenir. Hemen bu arada asit baz neydi bir hatırlayalım. Sulu çözeltisinde hidrojen iyonu veren maddelere asit, hidroksit iyonu veren maddelere de biz baz diyorduk. Metallerin oksit ve hidroksit bileşikleri bazik, ametallerin ise oksit ve hidroksit bileşikleri asidik özellik gösterir. Metal ve ametal hidroksitlerde. Metallerin elektronegatifliği hidrojenden az olduğu için metal hidroksitimizde ayrılma metalimiz şu şekilde ayrılacak ve OH şeklinde olacaktır. Yani çözeltiyi sulu çözeltisi de OH iyonu verecektir. Bu durumda çözeltimiz bazik özellik gösterecektir. Ametallerde ise ametallerin elektronegatifliği hidrojenden fazla olduğu için ayrılmamız ametal oksit artı hidrojen iyonu şeklinde olacaktır. Yani sulu çözeltisine hidrojen iyonu verecektir. Ve bu şekilde ametallerin hidroksit bileşikleri sulu çözeltileri asidik özellik Gösterecektir. Periyodik cetvelde oksit ve hidroksitlerin değişim özelliğini inceleyecek olursak soldan sağa doğru gittiğimizde oksit ve hidroksitlerin bazlığı azalacak, yukarıdan aşağı artacaktır. Asitliğine baktığımızda soldan sağa doğru gittiğimizde asitliği artar, yukarıdan aşağı indiğimizde ise azalır. Birkaç önemli püf noktamız var onlara bakalım. Şimdi amfoter diye bir kavramımız vardı bizim. Hem asitlerle hem de bazlarla tepkime veren maddelerdi amfoterler. Amfoter metallerin oksitlerine gelince. Şimdi amfoter metaller neydi hatırlayalım. Çinko, kalay, krom, kurşun, alüminyum. Bunların oksitleri ise ne asidik ne bazik özellik göstermez. Bunlar ne gösterir? Amfoter özellik gösterecektir metal oksitlerimizde bir de oksijen sayımız önemliydi bizim. Eğer ki ametal atom sayımız ile oksijen sayımız birbirine eşit ise ya da ametal atom sayımız oksijen atomu sayısından fazlaysa yani oksijence fakir ise bizim bileşiğimiz biz bu oksitlere nötr oksit diyorduk. Örneğimize bakalım karbon monoksit var, diazot monoksit var ve Azot monoksiti görüyoruz. Bunlar oksijence fakir oksitler yani nötr oksitlerdir. Bir örneğimiz var. Örneğimizi inceleyelim elementlerin oksit bileşikleri ile ilgili bize bazı ifadeler verilmiş ve bunların hangisinin doğru olduğu soruluyor. Bakalım. Ametal oksitler asidik özellik gösterir. Evet az önce inceledik. Ametal oksitlerimizin asidik özellik gösterdiğini, sulu çözeltisine hidrojen iyonu verdiğini. Ee, o hidroksit bileşikleri hidrojen iyonu veriyordu. Ayrıca ametal oksitler de asetik özellik gösteriyordu. Metal oksitler hatta periyodik sistemdeki değişimlerini de incelemiştik bunların. Hemen bakalım şöyle sayfamızı alalım. Ne dedik? Oksitler ve hidroksitlerin asitliği soldan sağa doğru artar. Bazı ise azalır demiştik. Bu incelemelerimizi yaptık. Metal oksitlere bakalım. Metal oksitler bazik özellik gösterir. Evet. Amfoterok, amfoteroksitler ise ne asidik ne de bazik özellik değil, Amfoter özellik gösteriyordu. Bu nedenle de üçüncü ifademiz yanlıştır gençler. O halde bizden istediği doğru ifadelerimiz 1 ve 2 olacak. Baktığımızda B şıkkının doğru olduğunu görüyoruz bir diğer örnek sorumuza geçelim. Burada bize temel hal elektron dizilimleri verilen X, Y, Z atomları var. Ve bu atomlarımızın hidroksitlerinin bazlık kuvvetleri karşılaştırılması istenmiş. Ben öncelikle X, Y, Z atomlarımın periyodik cetveldeki yerlerine bir bakmak istiyorum. X atomun baktığımda 3. periyot 2A grubu olduğunu görüyorum. Y atomun 4. periyot 1A grubu elementi Z atomum ise 4. periyot 2A grubu elementi. Hemen mini periyodik sistemimi oluşturuyorum. 2 periyodum var, 3 ve 4. 2 de grubum var. Şöyle 1A ve 2A. Atomlarımı yerleştiriyorum yerlerine. X 3. periyot 2A'da, Y 4. periyot 1A'da ve Z 4. periyot 2A'da. Ne istemiş bize? Bunlar metal. Demek ki metallerin hidroksitleri bazlık özellik gösterecek. Bunu biliyorduk. O halde biz burada neyi arayacağız? Bazlık kuvvetlerinin nasıl sıralandığını. Hemen tekrar eski kağıdımızı alalım önümüze. Ve bakalım bazlık özelliği nasıl gidiyordu hidroksitli bileşiklerde. Soldan sağa azalır. Yukarıdan aşağı artar. Soldan sağa doğru azalır diyeceğiz. Yukarıdan aşağıya doğru artar. O halde baktığımızda burada en kuvvetli baz özelliğini gösterecek olan metalimiz Y olacak. Yani Y'nin hidroksitinin bazlık kuvveti en büyüktür. Yukarıdan aşağı arttığına göre daha sonra kim geliyor? Z geliyor gençler. Sonrasında da X geliyor. Demek ki Y'nin oluşturduğu hidroksitli bileşinin oluşturduğu bazlık kuvveti Z'den büyük. O da x'ten büyüktür diyeceğiz. Evet sevgili gençler, bu videomuzda asetlik bazlık özelliğine baktık, metalik, ametalik aktiflikleri inceledik, ilgili örnekleri çözdük. Bir sonraki videomuza kadar mutlu kalın, sağlıklı kalın, Kimya dersleri kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Hepinize iyi çalışmalar.